Değerli arkadaşlar ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bu sohbetimizde de Kur'an'daki kavramları ve önemli sözcükleri anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz alfabetik olarak gidiyoruz. E harfindeydik. Bu defa Er-Ruhul Emin sözcüğünü size açacağım. Bu da Müslümanlar arasında yaygın olarak yanlış kullanılır. Ve kitaplara yanlış girmiştir ve böylece Müslümanlarda da yanlış bir inanç gelişmiştir. Onu öz olarak size anlatacağım. Müslümanlar da maalesef yine şöyle söyleyeyim. Ne yazık ki öğretilmiş eski yanlış bilgileri tamamen kendilerine özümsemişler. Doğruları gördükleri zamanda da şaşırıyorlar, kabul etmiyorlar, reddediyorlar. Ne yazık ki. Özellikle son altı aydır yurt içinde ve yurt dışında tevhid inancına karşı müşrikler tarafından büyük bir saldırı var. Bunlar dedikodu olarak yapıldığı gibi artık fiziksel saldırılara kadar gitti. O nedenle değerli dostlar, değerli kardeşlerim, din adına ne biliyorsanız, ne öğreniyorsanız onlar mutlaka Kur'an'da olmalı. Biz Kur'an'daki gerçekleri anlattığımız zaman veyahut da yazdığımız zaman, siz müminlerle paylaştığımız zaman genelde Aynen peygamber döneminde olduğu gibi ki peygamber uyarıcı Kur'an'ı onlara tanıttığı zaman onlar "Aa bu çok acayip bir şey. Biz bunu eski dinde hiç görmemiştik." demişlerdi. Bunun ayrıntısı Sad Suresi'nin girişinde vardır. Orada bir görün. Şimdi de Kur'an'ı gerçekleri anlattığımız zaman biz din dışı bir hareket yapmış gibi hare şey kabulleniliyor ve a bunlar yeni bir şey uydurdu, yeni bir şey icat etti diye de bir takım yalanlar ve iftiralar ortaya atılıyor. Biz de bunlara maruz kalıyoruz. Ha mıyız asla? Evet, şimdi yine bu hani yanlışlardan sahiplenilmiş, kabul görmeyen bir yanlışlardan bir tanesi de çok önemli olan bir şey de Kur'an'ımızdaki er ruhul emin sözü. Bunu kısaca söyleyeyim. Cebrail olarak söylediler ve Cebrail olarak kabullendiler ve kullarla insanlar arasına, peygamberler arasına Cebrail diye bir varlığı getirip oturttular. Anlatıyorsun sözcük olarak, etimolojik olarak Kur'an'daki kullanımıyla kesinlikle kabul etmiyorlar. İnat, inat. Ve ondan sonra belirli şeyde alışılagelmiş dini inançlara ters davranıyorlar diye de iddiada bulunuyorlar. Aynı peygambere davranıldığı gibi. Burada aşağı kendimize büyük bir pay çıkarmak istemiyoruz. İman borcu olarak Kur'an'ı, Kur'an'ımızı sizlere yalın olarak anlatmaya çalışıyoruz. Evet, bu sözcüklerden bir tanesi de Er-Ruhul Emin. Ruhul Emin diye bu sözcüğü ta R harfinde sıraya almamız da gerekebilirdi ama bir yanlışa vesile olmayalım diye E harfinde Er-Ruhul Emin diye burada değerlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü sözcüğü er ruhul emin değil de ruhul emin diye anlatacak olursak başka bir anlama çıkacak. Anlam değişecek. Onun için Kur'an'daki şekliyle er ruhul emin diye işleyeceğiz. Onları size anlatacağım. Tabi er ruhul emini iyi anlamak için başta ruhtan da başlamak gerekiyor. Evet, ruh sözcüğünü de açıklamak gerekiyor. Ama ben ruhu ayrıntılı olarak ruh R harfinde açıklayacağım. Sadece ruh değil, ruhul kudüs var. Bir de ruhun üfürülmesi var Kur'an'ımızda. Onların ayrıntısını da yine R harfinde yapacağım. Ama burada size er ruhul emini iyi anlatabilmem için kısaca ruh, ruhul kudüs ve ruh üfürülmesine de kısaca değineceğim. Ondan sonra er ruhul emini enine boyuna size açacağım. Evet, önce ruhu bir anlayalım. Biliyorsunuz ruh sözcüğünün esas anlamı can demek. Yani şöyle söyleyeyim, bunun Can demek ama Kur'an'a baktığımız zaman bizim yani canlılardaki ruhla Kur'anın konu ettiği ruhun aynı ruh olmadığını görürüz. Evet genel olarak yani ruh maddi olan yani genel olarak varlığın maddi olmayan boyutu ya da özü olarak tarif edilir. Buna biz can diyoruz. Ama Kur'anımızda geçen ruhların normal olarak hani canlıların canı, ruhu var ya onunla hiç alakası yok. Ya olayın bir başka boyutu var. Ne o? Ruhun sosyal yönü, sosyal ruh olması konusu. Şöyle ifade edeyim. İnsanda mahiyeti henüz tespit edilememiş olsa da biliyorsunuz ruh diye bir nesne var, bir cevher var. Bu geçmişten bugüne hiç kimse tarafından inkar edilmedi. Ama bunun mahiyeti nedir gibi herhangi bir laboratuvara getirip de enini, boyunu vesairesini inceleme imkanı da yok. Bu ruh nedir diyecek olursak, ha bu ruh insanın Maddi varlığı olan cesedini biliyorsunuz kokuşmaktan önlüyor. Ruh gittiği zaman insan, hayvan, herhangi bir varlık, canlı varlık, ruhu gittiği zaman o artık cesed oluyor, canlılığını yitiriyor ve artık o kokuşmaya başlıyor. Onu da artık toprağın altı temizliyor. Ve dediğim gibi mazarrat zararlı bir hale geliyor. Şimdi aynen böyle. Kur'an'ın bahsettiği ruh da sosyal ruhtur. Toplumların ruhudur. Bakın, toplumların ruhudur. Kur'an'daki bahsedilen ruh. Nasıl ki bedendeki ruh insanın vücudunu kokuşmaktan engelliyorsa, canlılığını sağlıyorsa, evet vahiy dediğimiz sosyal ruh da o da toplumları kokuşmaktan kurtarıyor canlılıklarını sürdürüyor. Onun için Kur'an'ın ne kadar Kur'an'da kaç tane ayet geçiyorsa hepsinde de bu ilahi esinti, ilahi bilgi bunun diğer bir şeyi de sosyal ruh evet canlıların ruhu olduğu gibi toplumların ruhunu ifade ediyor. Evet, Kur'an'da kesinlikle konu edilen ruh vahidir. Toplumları canlı tutacak vahidir. Şimdi ruhla ilgili genelde çok kitaplar yazıldı vesaire ama halk dilindeki bilinen ruhla ilgili bilgiler de İslami değil biliyorsunuz. Ta milattan önce Yunan filozoflarına ait tanımlardır. Müslümanların da buna yeni bir tanım eklemesi, ekle bir şey yapması söz konusu olmadı maalesef. Evet, Kur'an'daki şey bu. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Ve şöyle İsra Suresi'nde de hani 85. ayetinde net olarak Rabbimiz bize ve sana vahiden soruyorlar. De ki vahiy yani ruh Orada ruhtan soruyorlar. De ki ruh Rabbimin işindendir. Size ise az bilgiden başka bir şey verilmemiştir der. Evet. Bu Allah'ın bilgisi, Allah'ın yani vahyi, Allah nezdindeki bilginin de topluma sosyal ruh olarak bize de az bir şey olduğu bildirilir. Tamam. Şimdi az bir şey bildirildi dedim ya. Kur'an'ımıza baktığımız zaman şimdi burada bir başka noktaya geliyoruz. Hani ne dedim? Bir de ruhun üfürülmesi var. Ruhun üfürülmesi noktası da Kur'an'ımızda Sat suresinin 72. ayetinde, Hicr suresinin 28-29'unda ve secde 9'da da bahsedilir. Şimdi bunlar da konu edilen ruhun üfürülmesi de Hani buna lüfi hafif diye şey yapar. Yani ve en fakne ruhane gibi içersen ruh üfürdük ifadeleri nefha ile ifade edilir. Buna üfürme diyoruz. Hatta o ha harfini h harfini noktasını kaldırarak okursak ki ilk bu saflarda öyleydi zaten. Bu defa yani üfürme, koklama, koklatma anlamına gelir. Ve böylece de şöyle söyleyeyim, ruhun üfürülmesi, ilk insan yaratıldığı zaman, ilk peygamber gönderildiği zaman ona verilen az bir bilgiye de ruhun üfürülmesi, ruhun koklatılması, yani Allah nezdindeki bilginin, vahyin az bir miktarının verilmesi anlamındadır. Bunu biliyorsunuz Adem'e ruhun üfürülmesi var. Bir de ruhun üfürülmesi Meryem Valide'ye ruh üfürüldü diye de ifade edilir. Meryem Valide'ye de yine Zekeriya aracılığıyla vahiden Allah'ın gönderdiği bilgilerden az bir miktar verilmiştir. Şimdi şöyle bir şey daha söyleyeyim burada. Bu ruh üfürme, neden üfürme veyahut da koklatma her iki anlamı da ele alabiliriz. Neden öyle söylendiğine gelince, şöyle söyleyeyim. Allah nezdindeki bilginin miktarını dikkate alırsak, Allah sonsuz bilgiye sahip. Bunu Kehf suresinin 109'da, Lokman 27'de de açıkça görürüz ki, orada Allah'ın sözleri, Allah'ın kelimeleri e, sonsuzdur. Yani tükenmez, bitmez. Nasıl? hatta şöyle ifade edilir. Tüm denizler mürekkep olsa, tüm ağaçlar kalem olsa, hatta onlar kadar daha daha çok çok olsa Allah'ın sözcükleri bitmez. Böyleyse Allah'ın bilgisi nezdinde Adem'e bildirilmiş bilgilerin mahiyeti dikkate alınırsa, Meryem'e gönderilen bilgilerin miktarı dikkate alınırsa ve yine Kur'an'ımızda, Kur'an'daki bilgiler ki belli hani musafımız içerisinde var olan ayet sayısınca gizlisi saklısı yok. Daha önce ki gelmiş peygamberlere İsa'ya, Musa'ya hani Davud'a gelmiş peygamberlere gibi peygamberlere gelmiş bilgilerin miktarı da dikkate alınırsa evet Allah'ın bilgisi nezdinde bir damlacık mahiyetinde yani bu ne diyeceğiz? Hani üfürme veyahut da koklatma mahiyetinde az bir miktar oluyor. Onun için de İsra Suresi'nde gönderilen ruhun da yani az bir miktar olduğu ifade ediliyor. Az bir miktar unutmayalım. Türkçe deyimlerde de vardır. Ben sana ondan zırnık vermem, zırnık koklatmam dediğim gibi üfürmede Arap şeyindeki bir az bir miktarda vermenin deyimidir. Evet, şimdi ruh üfürmeyi de bahsettim. Bak ruh üfürülüyor, ruh koklatılıyor. Bu ne? Allah'ın bilgisinin, vahyin az bir miktarda verilişini ifade ediyor. Evet, şimdi bir diğer nokta da bu ruhla ilgili. Kur'an'ımızda geçen Ruhul Kudüs sözcüğü vardır. Ruhul Kudüs. Şimdi bu bir isim tamlamasıdır. Bazıları bunu şöyle söyleyeyim e, direkt olarak e, ikisini birden isim olarak yani birleşik isim gibi falan al, alıp değerlendirirler. Öyle değil yani. Bu resmen dediğim gibi isim tamlamasıdır. Bu da şöyle söyleyeyim Ruhul Kudüs Ruhul ruh, Kudüs'ün ruhu demektir. Bakın isim tamlaması, belirtili isim tamlaması haline getirdim. Evet, Kudüs'ün ruhu anlamındadır Arapçadan Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman. Evet, şimdi buradan bunu hareket edecek olursak, burada Kudüs nedir diye bunu dikkate alacağız. Şimdi Kudüs, önce onu şey yapayım, Kudüs sözcüğünün Araplarda bozulmuş halidir. Şimdi bir orijinali Kudüs sözcüğünün orijinali Kuddüs der. Şimdi Kuddüs sözcüğünü zaten Kur'an'ımızda hani esma Hüsna'yı falan sayarken değişik yerlerde Haşr suresinin sonundaki ayetlerde de El Kuddüs diye de yer alır. Bu defa Kuddüs sözcüğünün de anlamını vereyim size. Evet tüm kirliliklerden arınık tertemiz anlamına gelir. Evet. Şimdi bu da e, evet haş, şeyde Kutsuz sözcüğü de Haşr suresinin 23. ve Cuma suresinin 1. ayetinde olmak üzere Kur'an'da iki kere yer alır. Şimdi Kutsuz sözcüğünde böyle e, şey yaptık. Böylece Ruhul Kudüs dediğimiz zamanda da Kudüs'ün ruhu dediğimiz zaman bunun anlamı da çok tertemiz olan, her türlü kirlerden arınık olan, hani biz onu başka bir de süphane diye ifade ediyorduk ya, onun ruhu, onun bilgisi demek. Yani bu da açıkça ifade edelim, ruhul kudüs dediğimiz zaman, Allah'ın gönderdiği bilgi demek. Evet. Kudüs'ün vahiy, dediğim, kudüs'ün ruhu, Kuddüs'ün vahiy anlamına gelir. Ruhu biliyorsunuz vahiy anlamında aldık Kur'an'daki. Burada buradan da direkt olarak Allah'ın gönderdiği vahiyleri, Allah'ın gönderdiği kitapları ele alıyoruz. Bilgileri ele alıyoruz. Şimdi buradan sonra en önemli noktaya gel şey yaptık. Şimdi e, hatta şöyle söyleyeyim size. Bu ruhul kudüs ifadesini Kur'an'da ve onunla biz hani ve eyyetnehu bir ruhul kudüs ifadeler var. Biz onu ruhul kudüsle yani Allah'ın tertemiz Allah'ın e, ne diyeceğiz eksiksiz, noksansız her kamil olan Allah'ın göndermeli olduğu vahiylerle bilgilerle kuvvetlendirdik anlamındadır. Yani kısaca özetlersek ruhul kudüs de Allah'tan gelen Bilgi demek. Onun için bu ruhul kudüsü de şöyle şey yaparım. Her zaman için bunun başka türlü ifadeleri de vardır. Mesela cuma günleri e, siz e, cumaya gittiğiniz zaman hatip gününe göre bir hutbe okur orada. Ondan sonra diyeceği şey ne? Biliyorsunuz kendi sözünü bitirir. Arkadan da ''Ela in ahsenel kelam, kelamullah'' der. Yani sözlerin en temizi, en güzeli var ya o Allah'ın sözüdür diye orada da kendi sözlerinden daha değerli Allah'ın sözü olduğunu da ifade eder. Ha bu arada gönül ister ki yani hutbede'lerde de yani şey ıhı, hatipler yani ısmarlama öyle sözcükler hutbe okuyacaklarına Aynı peygamberimizin yaptığı gibi çıksın. Kur'an'dan 3-5 necim, 5-10 ayet, 20-30 ayet falan okusun. Kendisinden herhangi bir şey katmadan oradan insin. Gönül ister öyle. Kendi şeylerine göre herhangi bir şey katmasınlar. Evet, şimdi geldik. Şimdi Ruhul Kudüs'ü de size anlattım. Şimdi esas sözcüğe geliyorum. Bu hani verdiğim Kudüs söz, ruhul Kudüs, ruh üfürmesi ile ilgili inşallah normal olarak şey geldiği zaman size e, daha net bilgiler vereceğim. Şimdi ruhul emin sözü Kur'an'ımızda onu söyleyeyim. Bu e, bu Şuara suresinin 193. ayetinde bir kere geçer. Orada da er ruhul emin diye geçer. Bakın diğerlerinde hep hani isim tamlaması halindeydi ya bunda sıfat tamlaması halinde gelir. Er-Ruhul Emin dediğimiz zaman güvenilir bilgi, güvenilen vahi, eksiksiz, kusursuz, en sağlam, en güvenli bilgi demektir. Ve bu sözcüğü de şimdi <laughs> orada bunun indiği ifade edilir. Vahiy, vahiy ile birlikte, yani Allah'ın nezzele fiiliyle ifade ediliyor burada. Orada e, kesin olarak e, şeyden e, söyleyin, e, ayetlerde Allah'ın güvenilir bilgiyi indirdiğinden bahsedilir. Ama ne yazık ki Oradaki nezele er ruhul emini burada inen olmasına rağmen Kur'an'ı bakın unutmayın ruhul emin indirdi derler. Ruhul emini de bu defa tabi ki bildiğiniz gibi Cebrail yaparlar. Halbuki ayet ayette inen onu söyleyeyim size ruhul emindir. Ruhul Emilen indiren değildir ayetteki. Bunu da şöyle şey yapalım. Bunu da değişik yerlerde hani çok ifade ettik. Onları da şey yapayım. Burada bu er Ruhul Emini ve inen ruhu indiren mi inen mi noktasını da en iyi şekilde anlamamızın bir tek yolu var. Onu da ben size şöyle söyleyeyim. Hepimizin yine Kur'anımızın evet. Bu Mücadele Suresinin 22. ayeti var. Mücadele 22. Bunu dikkatle izleyin ve dikkatle de araştırın. Orada Allah şöyle söyleyeyim Müminleri tanımlarken onların hepsini kendisinden olan bir ruhla güçlendirdiğini, hani peygamberleri özellikle İsa anlatılırken falan eyyedehum bir ruhul kudüs diyordu ya, bu defa kendisinden olan ruhla tüm müminleri güçlendirdiğini de ifade eder. Şimdi şöyle söyleyeyim, Ay, pasajı okuyayım size. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir topluluğu, Allah'a ve elçisine, Sınırı aşmaya uğraşanlarla karşılıklı sevgi bağı kurmuş halde bulamazsın. Bunlar onların ister babaları olsun, ister çocukları olsun, ister kardeşleri olsun, ister akrabaları olsun. Onlar Allah'ın kalplerine imanı yazdığı ve kendilerini kendisinden olan vahiy ile ruh ile desteklediği kimselerdir. Gördünüz mü? Burada Allah sınırı aşmayan Allah'ın koyduğu sınırları aşmayan ve anası babası akrabası da olsa sınırı aşanlarla dostluk ülfet kurmayan kişileri Allah överken onlara kalpler, Allah kalplerini iman yazdığı ve kendilerine kendisinden olan vahiy ile desteklediği ifade edilir. Yani burada Allah tüm müminleri, tüm müminleri, tüm Müslümanları demiyorum dikkat edin, tüm müminleri. Ruhul Kudüs ile desteklemiştir. Bunu da götürdüler hani Ruhul Kudüs'ü hani Cebrail yaptılar ya o zaman hepimiz soracağız. Allah'a çok şükür mümin olduğumuza göre Allah bizi Cebrail ile destekledi mi? İçinizde tüm herkes, tüm Müslümanlar Cebrail'i bir defa görmüş olan var mı? Cebrail'den yardım, destek almış olan var mı? Bu ayet işte bu ruh sözcüğünün, ruhul kudüs sözcüğünün nasıl anlaşılması gerektiğini en güzel bir şekilde ifade eder. Evet ama bizi kim Cebrail görmedik. Cebrail bize yardım etmedi. Ama bize kim yardım etti? Doğruluğu, dürüstlüğü, hak ve hakikati nereden öğrendik? Batılın batıl olduğunu nereden öğrendik? Kimden destek aldık diyecek olursak tek bir şey var. Allah'ın vahyi Kur'an, Kur'an, Kur'an. Öyleyse özetle söylüyorum. Er ruhul emin, güvenli bilgi. Evet, Kur'an da Allah'ın bize verdiği bilgilerdir. Vahiyinin özüdür. Evet, bu konuyu yani bu maddeyi burada tamamlıyoruz İnşallah başka bir maddede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.